Şimdi devam ediyoruz. Aytu atıcı Amerika'nın kurduğu sonra Türkiye'nin kontrolüne geçtiği ÖSO adlı bir örgüte biz ne kadar güvenebiliriz sorusunu ortaya attı. Ee, ben de tam Doğu Perinçe'ye bunu soracaktım. En güvenilir güç kontrol ettiğiniz güçtür. Kontrol etmediğiniz güce güvenilmez. Yani Peki yarın kazık atarlarsa? Kazık atamaz çünkü o destere. Siz marangozsunuz. Yani mar hiçbir zaman bir desterinin bir marangoza kazık attığı e, dünya tarihinde görülmemiştir. <gülüyor> 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 bir, e, Yunus Emre. Eee Yunus Emre'ye geçmeden bazen döner elinizi, yani, elinizi kopardığı da olur ama. Olur. <laughs> ha, o, <kusurlar gülüyor> ha, ha, o sizin kusurunuz olur. O kusurlar hep olmuştur. O kusurlar hep olmuştur da bizde diyoruz ki kimse eli kesilmesin. Ya, yok, yok, eli kirlenmesin. Desterisiz savaş olmaz. Bir cümle söyleyeyim. Hakkını yememek için arkadaşlara. Hatırlıyorsunuz değil mi? İsim vermeden söyleyeceğim. Geçmiş dönemlerde şu tür eleştiriler vardı. Deniyordu ki Niye Türk ordusu, Suriyeliler sahilde orada burada uğraşırken niye Türk ordusu sadece bunları korumak için çaba harcıyor diyordu. E orayı adamların toprağını eğer teröristlerden temizlemek istiyorsanız en doğalı onlarla birlikte de aynı zamanda yapmak yani bunu. Şöyle bir dakika. <laughs> bir de ben daha net söyleyeyim. Evet. Ya bu mülteciler geldiler ya Türkiye'ye 3,5 milyon mülteci. Biz ne diyorduk? Bunlar diyorduk ülkelerini korumak, savaşmak ülkeleri adına falan yerine gelmişler buralarda dolaşıyorlar diyorduk. Şimdi, Şimdi hem bunlara bunu diyorsun hem de ülkeleri için savaşan ösoculara. Terörist yani o, diyorsun. Mersin'de güneşlenenler mi gittiler savaşmaya? Onu mu demek istiyor? Yani halkın kafasını karıştırmayalım. Biz kim için konuşuyoruz? Siz ne diyorsunuz? Mersin'de seksistim. güneşlenen e, sahilde Bey, nargile şey içen ben... insanlar Hayır, bunlar, mı şu anda gittiler bunlar... orada ülkeleriniz savunuyorlar? Bunlar, Yoksa bunlar... ne olduğu belirsiz ösum. Bakın bir şey söylediniz, ispat etmediniz de hemen. Müsaade ben şey ederseniz. Hayır, soru sordunuz cevabını. Bir, bir dakika dur. <laughs> cevabını vereyim ondan sonra. Bir dakika dur. Şu Bir yani. e, bir ispat et dediniz yani ÖSÖ'nün içerisindeki hani e, neler yapmışlar filan diye. Eğer izin verseniz bir, bir iki sadece çok zaman almayacağım hepsi var da. Mesela ahrar Şam dedik değil mi? Ahrar-ı Şam Öso Mesela, içinde mi? Üsame Bin Laden'in Nid adamı mi? Ebu Halet El Sururi gibi El-Kaide'den kopup gelen insan tarafından kuruldu. Bakın bunlar kitabı bilgi ben yani bunu Nereden ben yorumlamıyorum. Aldınız Efendim? Nereden aldınız Ayda ya, ya bunu bulmak. Ya bunu soracağım tabii size. Efendim yani. Ha, bunu, bu, neyi so ya bunu ha, bulmak. Ya, bir şey diyorsunuz. Ya, bir atıs, şey okuyorsunuz. Atıf bir. <laughs> bir şey okuyorsunuz. Biz <laughs> de ya, deriz ya, bak, ki biz bunlar atıftan çok basit. nereden aldınız deriz. Tabi, Bakalım basittim, yani. Verin, verin ben size hemen takdim edeyim. Bakın ben bir şey boş Ben akademisyenim yani e, araştırmadan. E duma, atıs, kaynak, Hemen öyle. takdim edeyim. Tabii mesela bugünkü bir köşe yazısında da bile çıktı. Köşe yazısı... bu yazısı. Benzer şey. Köşe yazısında da çıktı. Akademisyenin yazdığı. Köşe şey yazısında da çıktı. Ve yani siz de akademisyensiniz yok deyin böyle tamam, bir şey. Hayır deyin. Ben Mesela, ben mesela daha cephelerinde öne çıkan Nurettin Zenki. Hatırlarsınız Nurettin Zenki'yi bilirsiniz. Önce Siyah buna yardım etmişti biliyorsunuz Siyah'ı. Sonra Nurat El-Kaide'nin Suriye uzantısı Nusra cephesiyle ile birlikte heyet Tahrir-i kurdu bak o yani, adı öyle. Belki Bunları Nurettin de. Zengi ondan sonra Sultan Murat Tugayları falan eğer bu konulara direkt en girersen tarafında. Burada var. hiç çıkamaz. Çıkamayız var. zaten. Hayır ben size ben de söylüyorum. girmiyorum zaten. Peki. Bunlar tehlikeli. Bunlardan uzak duruyoruz. Türk ordusu tek başına bu işi gayet de güzel yapar. Öyle ne yürüdüğü belirsiz gruplarla birlikte olmasına gerek yoktur Marang, nokta. Peki marangozun neyi kullanması? Testere. Testere Testereyi dediğim gibi. gibi eğer döner elinizi ayağınızı keserse, koparırsa o da tehlikeli olur. Ama o olur. kullananı beceremez. De. Kullanmasını de. beceremezseniz Değil de sıkıntı de. olur. İyi de. 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 de beceriksizlikleri Problemi... hep gördük. Bakın Problemi... Problemi... maalesef hep haklı çıktık. Mesela FETÖ'de de benzer şekilde aman ha dedik. AKP dedi ki bunlar alimdir, bunlar güzeldir. Başımıza terörist çıktılar. Ee, efendim bu işitle dedi ki aman ha bunlar teröristtir. Sayın Davutoğlu Ahmet Bey dedi ki efendim bunlar öfkeli birkaç sünni gençtir yapmayın ya dedi. Evet, ya bütün evet. bunları biz baştan söylüyoruz. sonra dönüp dolaşıp maalesef haklı çıkıyoruz. Peki. Keşke haklı. ne gibi bir yani ne kırnak gördüm? içinde kazık yiyebilir ki Türkiye? Efendim bakın ya yani, ne yapabilir ÖSO? Bakın Türkiye? bana dostunu söyle sen sana kendi yani Doğu Bey, şu anda benim kontrolümde. Şimdi Doğu Bey diyor ki ben onu testere gibi alırım, kullanırım, kontrol ederim. Bunlar terör gruplarını kontrol etmek kolay değildir. Siz benden çok daha derin bilgilere sahipsiniz bu konuda. Yani terörle bağlantılı bir insan senden aldığı silahla seni vurur. Ya peki bunu, siz ne? Bunu siz ne istiyorsunuz? Böyle ihtimaller Şimdi yok. ÖSO'ya da ÖSO'ya karşı da mücadele etsin diyorsunuz yani onu mu? <laughs> Bakın. Türkiye. Türkiye kendisi için tehdit gördüğü bütün terör örgütleriyle, yapılarıyla mücadele edecek güçtedir. Ancak eğer Doğu Bey'in dediğini düşünecek olursak yani en kısa zamanda en başarılı bir şekilde bir iş yapacaksak muhatabımız Suriye'nin devletidir. Rus <laughs> savunan biziz. Suriye sizin <laughs> gideriniz katil deyip durdu beş da. Yani onu savunan biziz. Onu Doğu Bey bakın birazdan lütfen. yeri zamanı gelir. Fırat eğer kalkın. Suriye arabuluculuğu söz konusu olacak. olacak. ben size 2011'de ve 2013'te bizzat Suriye'ye gidip Beşer Esad'la görüşüp raporlayıp Dışişleri Bakanına sundum raporları getirdim. Yani o iş bana aittir lütfen demeyin. Aklın yolu birdir. Bir şey demedim. Siz de söylemiş o, olabilirsiniz. Aracı kullanmaya hiç gerek yok. Peki, onu biz, konuşalım. Biz de onu, söyleyelim. onu konuşalım. Yani Yunus Emre Suriye'nin meşru Suriye'nin meşru hükümetiyle işbirliği yaparsa Türkiye o zaman ne ÖSO kalır ne PYD kalır, ne PKK kalır, ne de savaşa ihtiyaç. Evet, şimdi Öztok burada güzel bir noktaya devam gelmiş peki. oluyoruz aslında. Evet, evet, o zaman evet. Güzel bir noktaya gelmiş oluyoruz. Bakın şimdi ÖSO da konusunda da siz ÖSO, de ÖSO konusuyla ilgili. Bakın şimdi ÖSO'nun Türkiye'nin işine yaradığıyla ilgili tezler yani ne yazık ki çok böyle ikna edici kanıtlara dayalı tezler değil. Ve Amerikalıların ÖSO'dan vazgeçmesi aslında öyle ya da böyle ÖSÖ'yü savaştıramamış olmalarıyla ilgili. Yani bir, bir şekilde sahada askeri başarı yakalayamamış olmalarıyla ilgili. Amerikan tarihinde bunun çok örnekleri var. Yani Latin Amerika'da bir dolu gruplara biliyorsunuz silahlar verdi. İşte onlar başka başka işlere girdiler. Amerika, nın, Amerika nın, Yunus Emre Bey, evet. Amerikalılar savaştıramamıştır. Evet. Türkler savaştırır. Şimdi şunu anlatacağım bakın. Bu, bir, bu, 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 bir tez olarak bunu not edin. Öyle bir şey. savaşan e, var. Müsaade Amerika'nın elinde olsa PYD <laughs> onu. Şimdi burada <laughs> mesele şu. Bunu bir yere not edin. Bunu belki bir alternatif olarak konuşalım ama benim gündeme getirmek istediğim başka bir mesele var. ÖSO'yla <laughs> bu işbirliğinin Türkiye için benim görebildiğim <laughs> iki çok ciddi mahsuru var. Yani bu orta yerde duruyor. Şimdi açıklamaya çalışacağım. Ya üzerinde en fikri olacağımızı düşünüyorum. Birincisi Suriye'de iç savaşın geldiği nokta Türkiye'nin kendi beka sorununu çözebilmesi için tek yolun Rusya ile ve Suriye rejimiyle Türkiye'nin bir ne gitmesi olduğudur artık. Bunu görelim. Ve ÖSO ya da benzeri bir aktör devreye girdiği zaman bu Birinci mahsur söyleyeceğim mahsuru bu. Türkiye'yi hem Suriye rejimiyle hem Rusya ile ilişkileri bakımından zorlayacak bir konudur. Bunun yükünü taşımak durumundayız. Aytuğ Bey'in son söylediği evet. mevzu. Bu, bir, bu çok önemli. Çok tamam. temel bir bu Yani bir diyorsunuz var. ki evet. esas barışman gereken, görüşmen gereken, işbirliği yapman evet. gereken unsurlarla arana girer ÖSO. Evet. evet. Bu bir sorun olarak masada bulunacaktır. Evet. Var zaten. Bunu bir, not edelim. Birinci İkincisi şey bu. de Şimdi bakın ikinci olarak, Evet, şudur. Genel olarak Batı'da tabii ki Türkiye'ye karşı çok ön yargılı kalemler var, görüşler var, politikacılar var. Ancak izleyebildiğimiz kadarıyla bütün dostlarımız da görmüşlerdir bir kafa karışıklığı da var. Yani birçok uzmanda ya Türkiye'nin de belli güvenlik endişeleri var, belli ölçülerde Türkiye'yi de anlamak gerekir yorumları da özellikle son bir haftadır, on gündür yazılmaya başladı. Bunu da görelim. Şunun için söylüyorum, Batı kamuoylarında bizim destek sağlamamız önemli bir konudur. Böylesine kritik bir asker operasyonu yaparken. Şimdi dünyada, siz söylediniz 2013'te ciddi bir politika değişikliği oldu Batı'da. Geçmişte İslami hareketlere bakarken bir ayrım yapıyorlardı. Yani bir takım ılımlı hareketler var, bunlar demokrasiye dönebilir, demokratik bir siyasetin içinde bulunabilir diye görüyorlardı 2013'e kadar. 2013'ten sonra bu ayrım yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı. Ve bugün gelinen noktada Batılılar baktıkları zaman bölgeye işte İslami hareketlerin ılımlısı, radikali falan olmaz kardeşim gibi görüyorlar. Bir geleceğim. Öso İslami hareket. Öso'nun içerisinde adına ılımlı İslam diyeyim başka bir şey diyeyim ne dersiniz <laughs> adına ya da başka etiketleri de var. Çünkü türdeş bir grup olmadığını söyledik. Bu türde eğilimde gruplar var. O sebeple, o sebeple Türkiye'yi uluslararası kamuoyunda da Batı kamuoylarında zorlayacak bir yüktür. derseniz, yani İslamcılarla bir birlikte savaşıyor Türkiye. Evet, yükü, İmajı evet, Türkiye'ye anlayışla o, yaklaşmaya başlayan evet. Batı kamuoyunu evet. olumsuz etkileyebilir. Siyasi İslamcılar diye. Yani İslamcı ayrı bir şey. Ben anlamadım bir şey var. Çok sormak ben istiyorum. Ben tamam tamam. Ta, tamam, çok doğru sorarsınız. da ama şuradan müsaller bir şey Tek bir cümle devam edin. Allah aşkına bu ÖSO dediğiniz gruplara karşı IŞİD mücadele etti. IŞİD mücadele, IŞİD bunlara saldırdı. Şimdi IŞİD'le bakın, müca bakın, mücadele. Bakın ben ÖSÖ IŞİD'çidir demiyorum. Bak, ben ÖSÖ IŞİD'çidir demedim. Ben Bundan başka bir şey diyorum anlatıyorum. Diyorum değil yani. Ne diyorsunuz dünyada, peki? Dünyada dünyada artık geçmişte olduğu 2013'ten önce olduğu gibi İslamcı gruplar arasında Suriye'deki muhalif kesimler, İslam eğilimli kesimler arasında ılımlı, ılımsız, radikal falan ayrım artık dünyada yok. Böyle bakmıyorlar artık. Bunu görelim. Yani böyle bakılmıyor ve sempatiyle yaklaşılmıyor. Şimdi Öso şunu hatırlatıyor. Bakın bir dönem Türkiye'de de dünyada da şöyle bir anlayış gündeme geldi. Burada da İktidar Partisi bunu gündeme getirdi. Dendi ki Arap milliyetçi rejimler vardı. Bu rejimler efendim ömrünü tamamladı. Bunlar artık bitiyor ve demokratik içeriğe sahip ılımlı İslamcı akımlar bölgede güç kazanıyor. Arap devrimi de budur dediler. Hatırlayın. Bunlar söylendi. Ancak gelinen noktada bu anlatının gerçek olmadığı, Görüldü. Suriye İç Savaşı'nda da gelinen Peki, noktada da görüldü. Özsoy'la nasıl evet, bağlantısı? da bağlantısı çok açık. Yani buradaki durum rejim muhaliflerinin rejim muhaliflerinin Suriye'de e, iç savaş içerisinde karıştıkları bir takım olaylar, suçlar falan. Batı kamuoylarında böyle görüldü. Sadece bakın bu şeydeki değil. E, Suriye'deki durum Ana, değil. Yani e, Libya'daki siz, durum, başka yerlerdeki durum. gayet net evet. anlattınız. Evet, yani diyorsunuz ki kardeşim iki sakıncası evet, var. Bu bir, var. İki sakıncası var diyorsunuz. Bir... Suriye rejimi ve Rusya ile yapacağımız işbirliğinin arasını bozabilir. Evet. Engel olabilir. İki, Batı kamuoyundan şu son 10 gündür Türkiye'ye yönelik haklılar şeklindeki anlayışlı yaklaşım bu ÖSO imajı yüzünden zedelenebilir. Tamam, tabii. Tamam. Şunu da ekleyebilir miyim? Bir de bizim başımızı belaya sokan çok ciddi bir mesele Suriye iç savaşında açık bir şekilde taraf tutmamız oldu başka. O başka. Şimdi Ama girmeyelim. Işte bununla ilgili, bununla ilgili ÖSO bunu da hatırlatıyor, bunu gündeme getiriyor. Ha, yani bunu, ÖSO ile işbirliği bulunmak çizmiyor. bizim Suriye iç savaşında belli bir kesimin tarafında bulunduğumuz gibi bir konuyu gündeme getiriyor. Bu Türkiye'nin menfaatine ben bu soruyu soruyorum. Ben ancak değil. Mehmet Sarı. Şimdi burada bence sahanın realitesinden kopuk bir yorum var. Çünkü zannediliyor ki meşru bir Suriye otoritesi var. Devlet eğer ki Suriye içerisinde sınırlarının tamamına hakim. Dolayısıyla muhatap alacağım ve onların daveti çerçevesinde müdahale edeceğim. Bizim başımız sahaya beladan gireceğim. ancak öyle kurtulur. Onlar sahaya hakim problem, kurtuluruz. Problem yani sahanın bu. illegalite adına ne varsa tamamının işgal ettiği. Adı PYD, YPG, YPJ neyse alfabenin tüm harfleri. Bir, bir dakika Yer, Yunus Emre Bey ya bu Batı Amerika öz, özgür Suriye ordusuna demokratik güç demiyor muydu? E diyordu bir zamanlar da bugün artık diyan pek kimse kalmadı. Hayır. Yani, yani yani hayır. Onlar demokratik güç dediğinde Ortada demokratik bu. güç olacak. Fakat onlar yanına geçince demokratikler. ülkenizi ha, Şimdi ülke Bakın bu da önemli bir demokrat. Doğubeyin, Doğubeyin söyledi. Şimdi Doğu Bey bizim büyüğümüz. Kırmak gelmek istemem. Rica Ancak şimdi evet. şöyle bir şey söylediler. Bakın, başı boş bırakırsak Mehmetçi'yi vuracaklarsa, vurmalarındansa işte gitsin PD'yi vursunlar dedi. Şimdi prensip olarak doğru görünüyor ama efendim bakın Öyle bir cümle. Bir dakika, bir dakika onu söyledi. Doğru, yani doğru, çok doğru. Şimdi, şimdi yani bir bir sorun yok. Aynı yani olarak. şimdi vurabilecek tinette insanlarla bizim açıktan işbirliği yapmamızı eleştiriyoruz. Söylediğimiz bu burada ordusu da bakın Anadolu tamam mı, Beylikleri Timur'un yanına geçtiği zaman Timur biraz evvel benle de savaşıyordun he, evet. demedi. Şimdi bu başka bir hadise. Onu, o onları yanına aldı. Başka için, bir başka bir ya, hadise. Başka, savaşın kuralı ibarat örgütleri örtülü şekilde çalışırlar. Başka türlü operasyonlar, onlar kuralı. başka bir meseledir. Bir de kamuoyunun karşısında bir bir görüntü var bir şey var yani ne orta yerde var. görüntü bizim ordumuz var yanında ös askerleri var şimdi görünen bu yani örtülü bir operasyon var onlar bize destek oluyor gibi bir şeyle karşı karşıya değiliz bu olsa bu belki anlaşılabilir Türkiye'de kamuoyunda da böyle bir itiraz belki oluşmayabilir ama görünen hadise Türkiye ile beraber oraya giriyor ve orada biz o iç savaşın bir tarafıyla birlikte evet. hareket bir ediyormuşuz hareket. Gibi. bu burası çok Me sınırlı. Mehmet Bey Olur. şimdi Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü mücadelenin önemli meşruiyet alanlarından bir tanesi Suriye'nin yerel unsurlarının bir tanesi hareketi olması. Bu, yani ÖSO'yla. Tabi. Bu adı bugün birlikte hareket edip birlikte müdahale ettiği şey ÖSO. Bu neyden de kaynaklanıyor? Birleşmiş Milletler'in bakınız hep basın yayında yoğun bir şekilde Tüngi'ye hangi sıfatla buraya giriyor? Ya ilişkin cevabı verildiğinde hep ne var? Birleşmiş Milletler Kurulu şartında. Oradaki bir otoritenin, oradaki bir halkın daveti üzerine ya da oradan gelişen bir tehdidin size karşı yakın bir tehdit, savaştı, savaş ya da illegalite size karşı yönelmiş bir tehdit boyutunu alması halinde sizin açısından bir meşru savunma, meşru bir, şey bir soracağım. daha da oraya girme. Bir, bir dakika imkanı. bir şey soracağım. Yani ÖSO ile birlikte hareket edilmezse Türkiye'nin Afrin harekatı uluslararası hukuk açısından gayrimeşru mu? Olur? Hayır, hiç katılmıyorum. Hayır. Çok evet. büyük yanlış yok evet. evet. Bu Onu, bir Aa, Öyle nasıl? Hayır. hayır, evet öyle diyor. Ve dediğim gibi yani, yani yok, aman aman. Öyle bir öyle bir şey demedim. Yok lütfen. Çok vahim bir ya eksik, şey. eksik 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 evet. anlaşıldı. Ya evet. şöyle cümlenin devamı geliyordu da o yüzden. Türkiye'nin müdahalesi kendisine karşı yönelen tehdide karşı meşru müdafaa sınırlanan Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesindeki yakın ve kaçınılmaz bir tehdidi bertaraf etme bakımından tamam. yapıyor. ÖSO ile ne ilgisi var Bunun? ÖSO bir yörel unsur olması hasebiyle, ÖSO anlamında bunun da birlikte hareket ettiği olması yani demin değil, davet bir... etti meşru oldu demek yani hakikaten yani ÖSO'nun davet öyle... etmese gitmeyecek. Aytuğ Bey Aytuğ Bey bak maksadım cümleler kesilince yani söylenen ana fikir kaçıyor. Oradaki varmak istediğim nokta neydi? Aslında ben temel vurgulayacağım nokta Birleşmiş Milletler'in sözleşmesinin 51. maddesindeki Türkiye'nin hükümetin dayanağı o zaten. Ya siz ÖSO'ya nasıl bakıyorsunuz ÖSO bir yerel unsur. Türkiye'yi iltica etmiş, Türkiye'ye göç etmek zorunda kalmış bölgenin yerel insanları, bölgenin yerel insanları toprağına sahip çıkmak üzere hareket ediyor. Radikal unsurlar var mı Aytu Bey'in dediği gibi içinde? Buna ilişkin olarak, örgütü, bu yapıyı iyi bilenler çok daha detaylı bir şekilde cevaplarını verirler. Ben bu anlamda çok bir kendimi yetkin görmüyorum. Referans Ama istediniz onu da buldum. Verir netice şimdi. itibariyle şunu ifade edebilirim. Bakınız Suriye'nin bir yerel unsurudur. Bölgeden Türkiye'ye sığınmak zorunda kalmış bir kitledir. Bu kitle kendi coğrafyası içerisinde yürütmüş olduğu bir mücadeledir. Bunun içerisinde Türkiye Silahlı Kuvvetleri ile birlikte hareket ediyor. Hareket Biliyoruz ediyor. zaten onu. Şunu Elfintat anlayabilir ol. miyim? Suriye'den kaçıp gelenler ÖSO mensubu mu? Yani Mersin'de o güneşlenenler, nagile çekenler ÖSO mensubu mu? Bunların tamamı bakın savaşa kadar. Ben anlamak istiyorum. Sizin Su, öyle söylediğiniz de. Afrin'de katılanların tamamının sayısı 15 bin civarında. Ya anladım. Yani Türkiye gelenler, devletin resmi yani, yani son son çıkan sonuç ya, yani şu. yani Bey, şu nargile siz... kelimesini bir daha kullanmayın lütfen. Çünkü ya. tütün mamulleri zararlı. Biz kötü, kötü, anlamda söylüyoruz. Evet. kötü ben anlamda yani ki, o kötü anlamda. Allah aşkına, Allah aşkına oradan gelenler Suriyeli. Ya oradan gelenler, bir buçuk. Bu. Ben orada kalsaydı Suriye'yi savunsaydı iş bitmişti şu anda. Yani Aytu Öso kaçtıysa biz bir kaçakla mı birlikte? Aytu Bey. Hayır. Tabii. Tabii. Şimdi, Şimdi CHP'nin CHP şöyle genel olarak bir problemi var. Aşamada bir sorunu var. Türkiye'nin milli yerel unsurlarının gerek uluslararası Bak, oraya girme. gerek hiç kamuoyunda. Baştan anlaşma yaptı. Yoğun bir şekilde gerçekten. Ne zaman anlaşma baştan, yaptı? Baştan, bir güç bir baştan yokken mi anlaşma yaptı? Yok siz sizin şehadetinizde Aynen. dedik Yo, ki bakın. Yoktum, ben içerisinde değil. E, hayır ya az önce dedik ya ordumuzu o, o sizi, kendi beyanınız sizi bağlar. Öyle bir ha, anlaşma sayılmaz. Milli işleri. Kendi ifadeniz. Ha mi? tartışırsanız cevabını alırsınız ya. Şöyle ben bak. işte ben yani, de Size bir yani. cevap baştan, veriyorum ya. Efendi da. efendi ben konuşayım dedim ama eğer oraya girersen cevabını alırsın. Nereye girecek ki siz böyle? Ya ya YPG'yi PYD'yi buraya davet eden biz miyiz? Salih Müslüm'ü biz mi çağırdık? Ne, ne dedim ben de? E, e... Niye böyle? Evet, ne, ne dedim? Ama ki? sizin ya, genel başkanınız da YPG için <laughs> savaş veriyor dedi. <laughs> Bakın YPG'yi <laughs> <veriyor dedi. gülüyor> <Bakın>, YPG <'yi, gülüyor> PYD'yi <laughs> buraya çağıran biz değiliz. Ama Altına siz halı seren de biz <laughs> değiliz. Salih dedik. Müslüm çağıran da biz değiliz. Yani milli konulara girip CHP'nin böyle bir şey var dediğiniz anda. İsterseniz ben açıklayayım mı? yok. Onun için tabii Türkiye'nin her tür yapmış olduğu gerçekten uluslararası operasyonların tamamını hemen sabote etme adına bunu... CHP ne dedi ha, bu Afrika operasyonuna? Söyleyeyim Öztürk biz Yılmaz burada, Zilmaz. biz burada, Öso, hayır, bak, el burada, kaydı irtibatlandırılmış bir doğru terörüsü. söylüyor Öso. Için doğru. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Ya demek ki hata ediyorsunuz. Niye? Ne demek? Türkiye'nin beka meselesi üzerinden Türkiye çok ciddi, Türkiye bir, mücadele Türkiye çok ciddi bir mücadele yürütüyor. Türkiye'nin bekasını Öso ile mi koruyacak? Türkiye çok ciddi bir mücadele Türkiye şey. yürütüyor. Türkiye'nin Öso'su, Türkiye'nin bekası Öso'ya mı bağlı? Türkiye'nin, 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 yazıklar olsun. Bunu ordumuza yapmayın. Kalkacaksınız, bunu terör örgütleri irtibatlandıracaksınız. Yazıklar olsun. Gerçekten başka bir şey Kesinlikle. Doğrudan yan yana Türkiye'nin Türk milli Türk meselelerini bu hakkınız yok. Ama şimdi bak, bu paydanın parçası bir, da bu milli Türk, Türk ordusunu Türk ordusunu biz kalkıp da illegal irtibatlandırmak bir yerle da, bu yazıklar olsun gerçekten. Bak toplum bunun cevabını veriyor. İrtibatlandırmak başka şey, doğrudan şimdi, ilişkiye girmek başka doğrudan şey. Doğrudan söyleyen sizsiniz. AKP ben Kimsenin söylüyorum. Senin böyle bir Gene söylüyorum. Değil, işi yok. Türkiye'nin güneyinde kurulmaya çalışılan bir terör devleti var. Bu terör devleti eğer bugünün şartlarında müdahale edilmezse yarın Türkiye'nin içerisinde nerede nasıl bir patlama yapacağını hep beraber bekliyoruz. Tehdidin tamam. boyutunun nerede olduğunu biliyoruz. Bunu ama bunun yanında siz tamam. bu mücadeleyi zafiyeti uğratacak. Türkiye'nin o milli meselesi, milli paydası noktasında sürekli yani arzusuyoruz. Bunlar, bunlar boş laflar. Bunlar boş laf. Hakikaten yani, şimdi... boş laf değil. Bunlar şey Bunların tamamı, tamamı şey. Türk, Türk ordusunu öz söyle yan yana getiren AKP hükümetidir nokta karşılığında verecektir. Nokta Türkiye'nin yapmış olduğu her türlü milli meseleyi siz uluslararası anlamda mesela bir örnek ver. ver. MİT tırları meselesi. Tırları, Kaç tane örnek verelim? Bir tane, ver, tane. Bir tane ver. MİT meselesi. Evet nedir? Milli mesele midir MİT mid, milli meseledir. Milli meseledir öyle milli mi? Milli meseledir evet. Yani Türkiye Cumhuriyeti Tutuklar, Devleti... Tutuklanan milletvekiliniz gerçekten Türkiye'nin milli meselesini ihlal etmiş. Bütün biz. gazetelerin yazdığı cümle alemin ulusal ve Fark uluslararası etmiyor. basında Fark etmiyor. çıkan haberi... Amerika'daki aldığınız, Amerika'daki aldığınız kaynaksız, dayanaksız <laughs> beyanatları gazete küpürlerini getirip bize realite tamam. sunmayın. Bak, Bunlar değil. Bak. Böyle bir şey Bir yok. örnek verdin. Tamam. Örnek Söyleyeyim. verdim ben söylüyorum. Mide bize okuduğunuz köşe yazıları tamam. bize örnek iktirler yalan mı? Burada bit tırlar yalan mı? İçinde silah var mı? Var. Bit tırlarını irtibatlandırırsanız bir sorun bir olursun. Bak, sen bir örnek verdin. Yunus, ben ben sen sen da, Yunus, ben Yunus siz ne diyorsunuz? Çok burada bakın ayıp bir şey yapıyorsunuz. Ne ayıp bir burada, şey? Bir şey. Daha Sadece realiteyi söylüyoruz. söylüyoruz. Ya, söylüyoruz. Söylüyoruz. ya, ya söylüyoruz. Bir, hocam Mehmet Bey neymiş yani Yunus, Bey'in Bey söylediği? Türkiye'nin bir ciddi meselesini konuşuyoruz. Farklı fikirleri belli bir anlayış içerisinde gündeme getiriyoruz. Gördüğümüz mahsulları söylüyoruz. Burada sizin zihniyetiniz böyledir. Bilmem nerede böyle yaptın diye. Zihniyet demiyorum ben sadece eylemleri söylüyorum. Zihniyet demiyorum. Burada, burada Türkiye söyledim. Türkiye söyledim ben neredesin diye sür Öztürk Öztürk Yılmaz beni Mehmet Bey, her türlü milletvekili lütfen dinleyin Bakın. ama Ahmet Bey müsaade misiniz ben, ben tamam sonra ben bir kısa ara vereyim ondan Hayır. Sonra, Hayır. sonra söyler Hayır. misiniz Hayır. Peki sonra da Elfin Hanım hiç konuşmadı Peki. haksızlık ettik bir, bir sakinleşelim ne olur bir kısa ara <laughs>